20 gün biri kansersin dedi. Dünyam değişti, dünya durdu, hayat durdu. Ölmek istemiyorum diye haykırdım. Bunun için araçlarım vardı, deniz vardı, şu güzellik vardı. Şu dalga sesi vardı, yüzmek vardı. Yüzmeyi seviyorum, denizi çok seviyorum. Köpeklerimi, kedilerimi seviyorum, dans etmeyi seviyorum. Bunlar benim araçlarımdı, bunlar benim silahlarımdı. Bir sabah hasta yatağımdan kalktım, aynaya baktım. Saçlarım zaten yoktu, tamamen keldim. Ama o gün kaşlarım ve kirpiklerim de tamamen dökülmüştü, yoktu. İnsan kelliğe dayanabiliyor da bir kadın olarak kaş ve kirpik olmaması o kadar üzücü bir şey ki. Ve ben başardım. Ben kanseri yendim. Siz de yapabilirsiniz. Ve doktor sana aynen şöyle söylüyor. Sen artık kansersin. O an dünyanın başına yıkılıyor. Kendini düşünüyorsun, etrafındaki dostlarını, arkadaşlarını, aileni düşünüyorsun. Ve ben bu düşündüklerimin arkasından tutunacak bir dal olarak spor, dans ve çevremdeki bu güzellikleri seçtim. Tabii ki bu süreç çok zor bir süreç. Gözünü açıyorsun ve bakıyorsun, saçına dokunmak istiyorsun. Birdenbire ellerine saçların geliyor. Yüzünü temizlemek için şöyle yapıyorsun ve bir bakıyorsun ki kirpiklerin, kaşların dökülmeye başlıyor, sakalların dökülmeye başlıyor. Tekrar düşünüyorsun, ben bunun altından, üstesinden nasıl gelebilirim acaba diye. Yaşamak istiyorum demelisin. Ve hayata tutunmalısın. Son evrede bile olsa, ki benim durumum son evredeydi. Ben bunun üstesinden geldim. Sadece siz ve yaşamak isteğiniz olmalı. Şu anda sağlıklısınız acaba?